Değerli kardeşlerim, son 10 gündür Allahu Teala lütfetti. Büyüğümüz Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni Hazretleri ile 6 gün Özbekistan'da, mütakiben de burada beraber olup sohbet etme imkanına kavuştuk. Bu vesileyle biz de gündemimizdeki, Müslümanların gündemindeki, içtimai hayattaki gündemlerle ilgili merak ettiğimiz hususları kendilerine sorma imkanını elde ettik. Allah razı olsun kendilerinden. Bize çok şeffaf, açık cevaplar verdiler. Bizleri aydınlattılar. Bu cevapların bütün yol arkadaşlarıma, ümmeti Muhammed'e faydalı olacağını kanaatiyle bu programı yapma niyetlendik. Kendileri de müsaade ettiler. İnşallah sorduğumuz sorular, yaptığımız sohbetler ve aldığımız cevapları sizlere aktaracağız. Onları ben not defterime elli kaydıyla aldım. Evdedir. Sonra bilgisayara ve bilgisayardan printini de çıkardık. İnşallah yanlış olmasın diye, katkı olmasın, noksan olmasın diye oradan takip edeceğiz. Peki Cenab-ı Hak rızasına muvafık ve cümlemizi müstefi eylesin. Başlıyoruz. Birinci şu meseleyi sorduk kendilerine. Yani soru sorarken çekinmedik. Kendileri de bizi hiç kınamadı. Bütün açıklıkla sorduğumuz sorulara açıklıkla cevap verdiler. Onun için çok memnunum. Birincisi şunu sorduk. Efendim, İslam'a hizmet etmiş alimler, cemaat liderleri ve içtimai hareket önderlerinin vefatlarını müteakip maddi ve manevi miras hususunda sıkıntılar ortaya çıkıyor. El-Hüseyni ailesinde de 10 aylık bir süre geçmesine rağmen bu meselelerin çözülemediği görülüyor. Üçüncü şahıslar mal paylaşımı problemi var diyorlar. Ne buyurursunuz? Kendilerinin bize e, lütfettiği cevap şudur. Bazı sıkıntılarımızın olduğu gerçektir. Ancak hadisenin hakikati şudur. Bir İslam âlimi malı ile canıyla, ailesiyle Müslümanlara hizmet ederken ümmet de çoğunlukla ona yardımcı olur. Müslümanların ihtiyacı olan müesseseler kurulur, mekanlar inşa edilir ve hayri hizmetler böylece yürür. Bu müesseseler ve inşa edilen binalar genellikle alimin belirlediği şekilde emanet olarak şahıs, dernek veya vakıfların üzerine tapu edilir. Sağlığında da cemaat liderinin tasarrufuna bırakılır. Aynı zamanda alim lider veya önderin şahsi mal varlığı olduğu da bir gerçektir. Vefatı müteakip o liderin şahsi mal varlığı terekesidir. Varisleri tarafından taksim edilir ama İslam davası için ilim ve irşat şartıyla halktan para toplanarak inşa edilen ve ümmet tarafından bizzat tesis edilip bağışlanan menkuller, gayrimenkuller, müesseseler, ticari işletmeler ümmetin malıdır. Vakıf mahiyetindedirler. Kesinlikle o alimin terekesine dahil edilemez. Varisler tarafından taksime tabi tutulamazlar. Ne için bağışlanmışlarsa o maksada yönelik kullanılmaya devam edilir ve vakıf mahiyetinde oldukları için de satılamazlar. Bizdeki gecikmenin sebebi de az önce açıkladığımız hususlardan kaynaklanmaktadır. Biz diyoruz ki ümmetten para toplanarak inşa edilen gayrimenkuller, sosyal yardım amaçlı dernek ve yardım kuruluşları, müesseseler vakıftır. Ümmetin malıdır. Maksadına uygun olarak kullanılsın, satılmasın ve babamın terekesine dahil edilmesin. Bunların listeleri bellidir. Vakıflara devredilmesi gerekir. Emanet olarak şahıslar ve şirketler üzerinde kalmamalıdır. Ailemiz ve nesillerimiz bu mesuliyetin altında bırakılmamalıdır. Başka bir ifadeyle biz dedik ki, ümmet malına sahip çıksın, muhafaza etsin ve onları maksadına matuf olarak yönetsin. İşte bu konuda Kardeşler arasında tam bir mutabakat sağlanamadı. Aksine görüşler var. Yoksa babamın şahsi terekesi bellidir, varisleri bellidir, payları da bellidir. Burada ihtilaf edilecek bir husus yoktur. Ama ümmetin şartlı bağışlarının tayininde aramızda ihtilaf vardır. Biz az önce zikrettiğimiz varlıkların ümmetin malı olduğu görüşündeyiz babamın şahsi mallarına dahil edilmesinin büyük bir vebal olacağını düşünüyoruz. Anlaşmazlık noktalarımızın birincisi budur. Gecikmenin sebeplerinden birisi de budur. Zatı devletlerine yönettiğimiz ikinci soru şudur. Efendim, ümmetin yardım ve katkılarıyla tesis edilen varlıkların vakıf mahiyetinde olduğunu söylüyorsunuz. Bu konudaki delillerinizi istirham edebilir miyiz? El cevap, babamın rahmete gitmesini müteakip, kardeşler olarak bir fıkıh komisyonu kurduk. Birer hoca tayin ettik. Babamın şahsi mirası ve hayri hizmetlerin deruhte edildiği müesseselerle ilgili olarak fıkıh kitaplarından bilgileri derleyin ve biz bu tespit edilecek esaslar üzerine kendi aramızda bu işi halledeceğiz dedik. Bu fıkıh komisyonunun vazifesi görüşleri toplamak ve kardeşlere sunmakla sınırlıydı. Hüküm verme yetkileri de yoktu. Hocalar çalışıp bilgileri zabıt altına aldılar. Tercümelerini de yazıp imzaladılar. Ortaya çıkan birinci netice şu idi. Halktan para toplanarak inşa edilen dergahlar, mescitler, eğitim müesseseleri ve sosyal amaçlı dernek ve yardım kuruluşları vakıf mahiyetindedir. Mirasa konu olamaz. Biz bu görüşü memnuniyetle kabul ettik ve bunu kamoyuna da açıkladık. Diğer vazifeli iki kardeşimiz de başlangıçta bu görüşe uygun açıklama ve fetva yayınlattılar. Dolayısıyla fıkıh komisyonunun bu beyanı hüküm haline dönüştü. Ve biz şahsen hala o noktadayız. Ancak daha sonra kardeşlerimden bazısı vakıf mallarının mirasa dahil edilerek kardeşler arasında paylaştırılmasını istediler. Ben de bunu kesinlikle kabul etmedim. İkinci olarak Seyda Muhammed Raşid El Hüseyin'i Hazretlerinin vefatını mütakip ailesi şahsi terekesini taksim etti. Ancak dergahlar ümmetin malı olarak devam etti. Aile onlara dokunmadı. Çünkü babamın görüşü de ve uygulaması da bu şekildeydi. Biz bu uygulamayı bizzat müşahede ettik ve bu durum herkesin de malumundur. Üçüncü olarak babamın zamanında yapılan dergahlar, mescitler, ve eğitim müesseselerini inşa edenler halen çoğunlukla hayattadır. Onlara da sorulduğunda derler ki biz bu binaları Gavs Hazretlerinin öncülüğünde ilim ve irşat faaliyetleri için yaptık. Üçüncü şahısların ve kimsenin varislerine miras olarak taksim edilmesine razı değiliz. Bunun sağlamasını da herkes yapabilir. Bağışçılar şartlı bağış mahiyetindeki bu hayırları ile ilgili olarak niyetlerini alenen ve ısrarla ortaya koymuş iken, bunun aksine görüş, davranış ve fiiller insanların itikatlarının bozulmasına ve sosyal tepkilere sebep olmaktadır. Bundan dolayı büyük rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Seyyid Muhammed Saki el-Hüseyniye, Hazretleri büyüğümüze sorduğumuz üçüncü soru şudur. Efendim kurduğunuz fıkıh komisyonunun gayrimenkullerle ilgili vakıf mahiyetindedir görüşüne ve bütün kardeşlerin en azından baştaki mutabakatına rağmen bu sıkıntılı süreç niçin bitmedi? Cevapları şöyledir. Ümmetin yardım ve katkılarıyla tesis edilen menkul ve gayrimenkullerin yönetimi hususunda ihtilaf ettik. Fıkıh komisyonu dergahların yönetimiyle ilgili görüşleri de topladı. Ancak komisyona daha işin başında müdahale edilerek mezhep ve görüş tahtidi getirilmiş. Koydukları tahtidin dışındaki görüşlerin zabıt altına alınmaması hususunda hocalara yemin ettirilmiş. Bizim bunların hiçbirinden haberimiz yoktu. Dergahların yönetimiyle ilgili mevcut üç fıkhi görüşten sadece birini zabıt altına aldırtmışlar. Diğer iki görüşü ise bizim tayin ettiğimiz Ahmet Şahin Hoca kendilerine ve bize bildirdi. Ben de mevkufu aleyhilerin dergahları yönetmesi görüşünü tercih ettim. Çünkü bu görüşün sorunu çözme bakımından ümmetin maslahatına daha uygun olduğuna kanaat ettim. Bu safada kardeşlerim müşterek tayin ettiğimiz fıkıh heyeti yerine kendi kontrollerindeki hocalara fetva yayınlatıp dergahlardaki yönetimin zülyet sıfatı ile Seyit Mübarek'e ait olduğunu açıkladılar. Halbuki babamın sağlığında şahsen şahit olmadığım ancak vefatını mütakip bir ses kaydıyla haberdar olduğum Seyit Mübarek'in genel müdürlük sıfatı dışında bir payesinin olduğunu bilmiyorum. Bu ses kaydından yola çıkılarak iddia edilen nazırlık ve züliyetlik gibi sıfatlar temelsizdir. Fıkhen de mümkün değildir. Çünkü kadıya gitme şartı var. Halen kadı yoktur. Yayınlanan ses kaydı sadece genel müdürlükle ilgili olup bizim dediğimizi teyit etmektedir. Tabi olarak biz bunu kabul etmedik. Çünkü maslahata uygun değildi ve problemi çözme şansı yoktu. Biz bu görüşlerden ikincisi olan deryahların yönetiminin mevkufu aleyhlerde olması görüşünü tercih ettik. Yani bağışçılar bu mekanları kimlerin istifadesi için yapmışlarsa yönetim de onların hakkıdır dedik. Bunu da mahallindeki çoğunluk tarafından idare edilir diye ifade ettik. İşte sürecin bu noktasında tıkanıklık hasıl oldu. Kontrollerindeki hocalarını yurt satına yayıp yalan yanlış konuşmalar yaptırdılar. Kamuoyu baskısı oluşturup fikrimizi değiştirme teşebbüsünde bulundular. Ama biz doğru bildiğimiz yoldan sapmadık. Babamın halifelerini, amcalarımızı, seyitleri, mollaları bu işle ilgili vakıf yöneticilerini toplantıya çağırdık fıkhi delilleri ihtiva eden dosyamızı sunduk. Toplantıya katılanlar da bizim sunduğumuz çözümün uygun olduğunu teyit ettiler. Kardeşlerim toplantıya katılmadılar. Biz de hazırlanan dosyaların babamın hulefasına gönderilmesi talimatını verdik. Akabinde ümmetin ekseriyetle bizim tercih ettiğimiz fıkhi görüşün etrafında toplandığını ve fiilen dergahlarda yönetimin çoğunluk esasına göre yeniden tertip edilmeye çalışıldığını müşahede ettik. En son kardeşlerim bu Ramazan bayramından sonra yanıma geldiler. Ve köyden başlayıp peyderpey mirasın taksimini teklif ettiler. Biz de ümmetin malı da dahil olmak üzere toptan çözelim dedik. Çünkü ümmete ait olan varlıklar Tayin ve tespit edilmeden babamın şahsi mirasının taksim edilmesinin mümkün olmadığını ifade ettik. Önce babamın terekesiyle ümmetin malı kesin olarak ayrılsın ve sorun aynı anda birlikte çözülsün dedik. Ben buradan fıkıh komisyonunun ortaya koyduğu görüşlerle ilgili olarak tafsilat ihtiyacı olan kimselere Ahmet Şahin Hoca ile temasa geçmelerini tavsiye ediyorum. Kendisi bizim o komisyon için tayin ettiğimiz hocadır. Büyüğümüz Seyyid Muhammed Saki El Hüseyin Hazretlerine sorduğumuz dördüncü sual ve cevabı da şöyledir. Efendim bu süreçte sizi en çok üzen hadiselerden birini sorsak ne buyurursunuz? Menzilde merkat Şerif'te yatan sultanların zor zamanda zor şartlarda irşat görevini yaparak yetiştirdikleri pırıl pırıl sofilerin dişinden tırnağından artırarak bin bir emekle meydana getirdikleri dergahlardan müesseselerden cebren ve polis zoruyla çıkarılmaları ve ibadetlerden men edilmeleri bizi çok üzmüştür. Deryaların, mescitlerin, eğitim müesseselerinin ve diğer varlıkların tapuları daha önceden genellikle bulunduğu yerdeki Müslümanların üzerineydi. Babamın vefatına yakın zamanlarda mevcut vakıf yönetimi bu varlıkların önemli bir çoğunluğunu şirketler kurarak devir almışlar. Bir kısmını da kendi şahısları üzerine devir almışlar. Bir kısmı da zaten eskiden beri ailemizin mensupları üzerineydi. Bunların hepsi ümmetin malı vasfındaydı. Ümmetin malının tapusunu emanet olarak kendi üzerinde olan kimseler emir komuta zinciri içerisinde o dergahlar ve diğer mekanlardan serhendi gönüllülerini güçleri yeterse cebren Yetmezse kolluk kuvvetleri marifetiyle tahliye başladılar. Tapu kiminse mülk onundur dediler. İnsanları inşa ettikleri deryalardan çıkardılar. Onların ibadetlerine, sohbetlerine, ilim derslerine mani oldular. Çorlu, Adana, Kavacık, Konya, Karaman, Karasu, Stuttgart, Almanya'da. Ve Belçika'da bu tarz eylemlerin vaki olduğu bazı yerlerdir. Daha çok var. Basın vasıtasıyla kamu oyuna da yansıyan bu yüz kısardıcı davranış ve manzaralardan yöneticileri de dahil olmak üzere hiç kimse rahatsız olmadı. Halbuki bu mekanlar bütün ümmete ve hususen babamın halifelerinin sofilerine açık olmak zorundadır. Yönetim sadece oradaki kullanımla ilgili vakit düzenlemelerini yapar. Çakışma olmasın diye. Mesela bir caminin kayyımı görevli olduğu mescitten kimseyi meşrebi veya mezhebi sebebiyle men edemez. Herkes ibadetini dilediği şekilde yapmakta serbesttir. Babamın irtihalini mütakip sofilerin intisap tercihlerini bu şekilde cezalandırma yoluna gittiler. Bu davranış hem hukuken hem de ahlaken yanlıştır. Bir dergahın inşasında bir kuruşu geçmemiş bir insan tapu üzerinde olduğu için o dergahtan o yerin arsasını bağışlayan Müslümanı gasıp suçlamasıyla mahkemeye şikayet edip dergaha girişinin yasaklanmasını talep ettiler. Bu zulme hangi vicdan ve izan sahibi razı olur? Seyyid Muhammed Saki El hüseyne Hazretleri büyüğümüze sorduğum beşinci soru ve aldığım cevap da şöyledir. Efendim dergahlardaki esas faaliyetin mürşit rehberliğinde adaba göre seyri yapılması olduğu bilinmektedir. Ancak son yıllarda vakıf merkezli bir anlayış ortaya çıkmıştır. Vakfa itaatten vesaire bahsediliyor. Bunun itidali nedir? El cevap, tasavvufta mürşidi kamil tarafından tövbe, zikir, hatme gibi ameller telkin ve tarif edilerek sofilerin manevi eğitimi sürdürülür. Ancak Sofilerin sayısı artınca ortaya çıkan topluluğun inşaat, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere zaten medeniyetimizin geçmişinde de var olan vakıfların kurulması ihtiyacı hasıl olmuştur. Vakıf ve benzeri kurum ve kuruluşlar ümmetin hizmetlerinin daha tertipli ve verimli icra edilebilmesi için düşünülmüş bir vasıtadır iyi idare edilirse fayda verir, kötü idare edilirse de inşaada zarar verir. Seyyid Hakim el Hüseyin'i Kuddüs'e sırruh zamanında ihtiyaç duyulmadığı için vakıf kurulmamıştır. Seyyid Muhammed Raşid el Hüseyin'i Kuddüs'e sırruh zamanında onun izniyle Sofiler tarafından dört tane vakıf kurulmuştur. Babamın zamanında ise Halilur Rahman Vakfı'nı onun talimatı ile biz kurduk. Seyyid Muhammed Raşid el hüseyni Kudüs Ezzüllah zamanında kurulan vakıfların bir tanesine şubelik verdik, faaliyetine devam etti. Bir tanesini kapattık, iki tanesinin de yönetimini devraldık. Daha sonra 2014 yılında Semerkant Vakfı kurulmuş. Biz babamın kurduğu Halilur Rahman Vakfının isminin değiştirildiğini zannediyorduk. Meğerse yeni bir vakıf kurulmuş ve bizim bundan haberimiz yok. Yeni muttali olduk. Yani yeni bir vakıf kurulduğuna yeni muttali olduk. Vakıf bir vasıtadır. Kur'an, sünnet ve adaba uyulduğu sürece kolaylıktır, verimliliktir. Ancak maksadının dışına çıkarsa da fitnenin kaynağı haline gelir. Akideye yani inanca fıkha ve adaba muhalif söylem ve fiiller yanlış olmuştur. Mesela vakfa itaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize itaatdir ifadesi akide açısından sıkıntılıdır. Vakfın emri gavsın emridir ifadesi tasavvuf adabı açısından mahsurludur. Yine babamın hasta olduğu son zamanlarda vakıf yönetimine liyakat yerine kendilerine itaati önceleyen kimselerin seçilmesi yanlıştır. Bu yeni atanan yöneticilerin vakıf teşkilatındaki hasbi çalışan gönüllüleri ehil olmayan kimselerle değiştirmesi de yanlıştır. Ümmetin malı olan gayrimenkullerin yeni kurulan şirketler üzerine devredilmesi yanlıştır. En tehlikelisi de babamın yaşayan altı halifesi varken yalnızca biri lehine vefatı mütakip intisap tercihlerini etkileyecek faaliyetlerde bulunmak cidden yanlıştır. Vakfın böyle bir vazifesi yoktur. Babam onlara böyle bir vazife vermemiştir. Bunu yapanların da böyle bir yetkileri yoktur. Babamın vefatından önce beyat toplamaya çalışmak tam bir hadsizliktir. Ayrıca babamın vefatını mütakiben vakıf emridir deyip insanların intisap iradelerine müdahale etmek yanlıştır. Gerçi Allah'ın dediği oldu. Bu kadro elinden geleni yaptı. Fakat Allah muvaffak etmedi. Allah'ın hükmü galip geldi. İtaat meselesine gelince vakıf olsun şahıs olsun. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dışında kimseye itaat mutlak değildir. Kitap, sünnet ve adaba uygun olan emir ve talimatlara uyulur. Aksine olanlara uyulmaz ve kimse de uymadığı için helak olmaz. Dinin ölçüleri belli ve zahiridir. Din kemale ermiştir. Yeni bir şey de yoktur. Vakıf meselesinde diğer önemli bir husus da hizmet edenlerin gönüllülük esasına göre olmalarının tercih edilmesidir. Aksi takdirde uygulamada ortaya çıkan yanlışları söyleyecek kimse olmaz ve bu hatalar kurumsallaşır. Biraz önce ifade ettiklerime ilaveten şu yanlışlar da ortaya çıkar. Son zamanlardaki teberru çalışmalarında pazarlama şirketlerinin uyguladığı hedef koyma usulü yanlıştır. Vakıftaki üst kademe çalışanların hayatlarındaki şatafat yanlış olmuştur deryaların ticari faaliyetlerin mekanı haline gelmesi de yanlıştır. İnsanlar bu yanlışlara babamın hatırına ses çıkarmamış ancak dergahları boşaltmıştır. Ve bu gerçekler örtbas edilmeye çalışılmıştır. Onun için biz deryahların asli işleri olan irşat, ilim ve eğitim faaliyetlerine dönülsün, buna zarar veren şeyler ortadan kaldırılsın dedik. Vakıfların tabulaştırılması da yanlıştır. Vakıf hususunda mürşid-i kamiller serbesttir. İsterse vakıf teşkilatı kurar, istemezse kurmaz. Mevcut bir vakıfla da yoluna devam edebilir. Bunlar tamamen maslahata dayalı tercihlerdir. Kimse de bu tercihlerinden dolayı tenkit edilemez. Sofilerin hangi vakıfta hizmet edeceği ise mürşitlerine bağlıdır. Kimin sofisinin nerede hizmet edeceğine hariçten kimse karışamaz. Bu tür müdahale ve tenkitler tasavvuf adabına uygun değildir. Nitekim biz de Serhendi Vakfı'nı kurduk. Halil Rahman Vakfı ile birlikte inşallah güzel hizmetler yapmaya devam edecekler. Son olarak Saadat ikram Efendilerimizin telif ettiği adab kitaplarına bakılırsa orada müritle ilgili adab ve edeplerin tövbe, hatme, rabıta, zikir ve delailül hayrat olduğu görülür. Bunların arasında vakıftan bahis yoktur. Bu da vakıf meselesinin tasavvufta bir rükün olmadığını göstermeye kafi bir delildir. Yeter ki insafla bakılsın. Büyüğümüz Seyyid Muhammed Saki El Hüseyin Hazretlerine sorduğumuz altıncı soru da şöyledir. Efendim vahdet yani birlik akidemizin de esasıdır. Sosyal hayatta, beşeri ilişkilerde bunun yansımaları var. Müminlerin kardeşliği, aile birliği, toplumun birliği gibi. Bildiğimiz kadarıyla El-Hüseyin ailesi de aile birliğine çok önem vermiş ve Menzil-i Şerif'te bunu bugüne kadar temin etmiştir. Gavs Hazretlerinin vefatını mütakip bu vahdetin muhafaza edilemediğini üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bu hususta ne buyurursunuz? Bu suali sorarken de çok hicap duydum ama elhamdülillah buna da özel bir soru olduğu halde açıklıkla cevap verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cevapları şöyle. Vahdet yani birlik çok önemlidir. Bugüne kadar ailemiz mevcut büyüğünün etrafında kenetlenmiş ve bu birlik sayesinde ümmete büyük hizmetler etmiştir. Ancak bu sefer ailemizde aynı anda inşaada yetkili üç kişi olması sebebiyle beklenen birlik temin edilememiştir. Tabii ki babamın icazet verdiği her halifenin inşaat faaliyetinde bulunmak istemesi hakkıdır. Kimse de buna bir şey diyemez. Babamın defninden sonra ben kardeşlerime misafirlerin karşılanması ve külliye'de taziye'lerin kabulü vazifesini tevdi ettim. Öğlen namazı için taziye mahallinden camiye doğru hareket ederken bana biz de tövbe vereceğiz dediler. Ben de verirsiniz. Şu taziyemiz hele bir bitsin dedim. Hayır, şimdi vereceğiz dediler. Ben de bunun üzerine camide malum olan açıklamayı yaptım. Üçümüz de aynı anda tövbe vermeye başladık. Halbuki ben kardeşlerime oturup konuşuruz, bu işi daha güzel bir şekilde tertip ederiz diye söyledim. Ama kardeşlerimin iradesi farklı şekilde tezahür etti. Bizim onların ağabeyi olmamızı, babamın son zamanlarında köyün başına bizi nasip etmesini, dikkate almadılar. Tesbihin imamesinden koptular. İnşallah sonu hayır olur. Bununla birlikte amcalarımızın tercihleri ve kararları ailemizin ve dergahımızın ananelerine uygun oldu. Sofilerin kahir ekseriyetinin tercihleri de yine vahdeti temin yönünde tecelli etti. İlahi takdir başka bir şekilde vahdeti temin etmiş oldu. Olanda hayır vardır diyoruz. Seyyid Muhammed Saki El Hüseyin'i Hazretleri büyüğümüze sorduğum yedinci soru da efendim şöyledir. Efendim sosyal medyada şeyhler ve aileleri hakkında dedikodu yapılmaktadır. Cemaatler ve ehli tasavvuf hakkında kasıtlı haberler yapılıp algı operasyonları yürütülmektedir. Bilhassa dünyevileşme noktası öne çıkarılmaktadır. Bu tür ithamlara mahal vermemek adına bizlere ne gibi tavsiyeleriniz olur? El cevap, Müslümanlar ve bilhassa ehli tasavvuf önce niyetlerini düzeltmeli, sıratı müstakim üzere yaşamalı ve takvayı muhafaza etmeliler. Gerçi ne yapsalar İslam muhalifleri ve münkirler durmaz. Ama bizlerin de dikkatli olması icap eder. Bu meyanda şunların dikkate alınmasında fayda mülaz ediyorum. Birincisi, azami derecede ihlaslı olmak. Sosyal medya paylaşımlarında gösterişten uzak durmak ve haset damarını tahrik etmemek. İkincisi, İktisat ve kanaat hasletlerine riayet etmek, lüks ve şatafattan uzak durmak ve buna dair paylaşımları yapmamak. Üçüncüsü, mala yani gıybet ve bühtan içeren paylaşımlardan kaçınmak. Dördüncüsü, fitne zamanında kendimizi korumaya gayret etmek. Ateşe, odun taşımamak. Beşincisi de, sosyal medyanın esiri olmamak. Yani onu biz kontrol etmeliyiz. Aksi takdirde ömrümüzü israf etmiş oluruz. Seyyid Muhammed Saki El-Hüseyini Hazretlerine sorduğumuz 8. soru şöyledir. Efendim, sevenlerinizin önüne birinci düstur olarak Kur'an, sünnet ve adaba uymayı koydunuz. Fakat adab kitaplarında da mürşide teslimiyet anlatılırken gassalın elindeki meyyit gibi olmak lazım ifadesi var. Bunu nasıl anlamalıyız? El cevap, insan bir mürşide teslim olmadan önce aklını ve ilmini sonuna kadar kullanmalıdır ki yanlış kimselerle beraber olmaktan muhafaza olsun. Ancak kamil bir mürşide beyat ettikten sonra seyri sülukla ilgili edeplerde ve mübah dairede olan meselelerde mürşidin emir ve tavsiyelerine riayet etmelidir. Kamil bir mürşidin Kur'an ve sünnete muhalif bir şeyi emretmesi veya tavsiye etmesi muhaldir. Yani imkansızdır. Kur'an ve sünnette sabit olan bir haramı kim söylerse söylesin kimse yerine getirmemelidir. Allah ve Resulüne itaat her itaatin üstündedir. Dergahlar ve rehberleri olan mürşidi kamiller insanların şer-i şerife uymaları ve güzel ahlak sahibi olmaları hususunda rehberlik yapmaktadırlar. Ancak bir müridin teslimiyet hali ne kadar fazla ise istifadesi de o kadar fazla olur. Hal ile teslimiyet yani hali teslimiyet şer-i şerife muhalif ameli icap ettirmez. Gassal'ın elindeki meyit ifadesini idrake yaklaştırmak için şu misali de verebiliriz. Bir hastanın kendisini tedavi edecek tabip hususunda önceden araştırma yapması en tabii hakkıdır. Tabibin eğitimine, tecrübesine, hastaları nezdinde oluşan itibarına bakar. Sonunda da tabipler arasında en uygun gördüğünü tercih eder. Ama bu tercihten sonra Tedavi ile ilgili süreçte e, tabibe teslim olur. Onun teşhisine, tedavi yöntemlerine, verdiği reçetelere müdahale etmez, karışmaz denileni yapar. Aynen öyle de manevi kalp hastalıklarının tabibi olan mürşidi kamillere tedavisinde uyguladığı seyri süluka, ve onun gereklerine tartışmasız riayet etmelidir ki insan tedavi olsun, menfaat görsün. Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni Hazretleri büyüğümüze sorduğumuz dokuzuncu soru ve cevabı da şöyledir. Efendim, serhendi gönüllülerine bundan sonraki süreçte nasıl hareket etmelerini tavsiye edersiniz? El cevap, Temmuz ayında yayınlanan 10 maddelik beyannamemiz yol haritamız olmalı. İlim, amel ve ihlas çizgisinde devam etmeliyiz. İslamiyet bununla tamam olur. Ümmetin malı olan dergahların tapularının, vakıflara ve yönetimlerinin de mahallindeki çoğunluğa iade edilmesine kadar gayretlerimiz sürdürülmelidir. Ümmetin haklarının korunmasında, hukuk zemininde mücadele verilmelidir. Dahilde asayişi muhafaza etme düsturumuzdan ayrılınmamalıdır. Meşru vasıtalarla haklarımızı korumaya gayret etmeliyiz. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Ümmet malına sahip çıkmalı ve yönetimini de üstlenmelidir. Halen İslam'a hizmet eden şahıs ve cemaatlerin önündeki öncelikli problem budur. Ümmetin yardımları istismardan kurtarılmalıdır. Neredeyse insanlar yardım etmeye korkar hale geldi. Bu sorunla ilgili çalışmalarımızda aynı zamanda çok sabırlı olmalıyız. Çünkü tahmin edilemeyecek kadar yanlış şeylere muhatap olabiliriz. Mesela Halilur Rahman Vakfı'nın mevcut başkanından istifa etmesini talep ettiler. Başkan da yapılan genel kurulda istifa etti ve yerine genel kurul yeni bir başkan seçti. Bu sefer de bunlar genel kurulda tecelli eden iradeyi beğenmeyip önce bürokratik olarak uygulanmasını geciktirdiler. Saygın kimselere verdikleri sözleri de tutmayarak akabinde Genel kurulun iptali için mahkemeye koştular. Yine ikinci bir misal olarak Buhara Termal'deki Covid ve deprem sebebiyle geciken olağan genel kurulu üyeler yaptı. Bunun da neticesini iptal ettirmek için mahkemeye başvurdular. Kooperatif üyelerinin daha sonra açtıkları davaları da niye mahkemeye gittiniz, niye şikayet ettiniz, bunları geri çekin diye tenkit ettiler. Bütün bu haksızlık ve usulsüzlüklere rağmen sabırla dergah, kooperatif, mescid, eğitim kurumlarındaki ümmetin hakları ümmete iade edilene kadar meşru zeminde mücadelenin sürdürülmesini tavsiye ediyorum. Bununla birlikte asıl işimizin ilim, irşat, eğitim ve manevi terbiye olduğunu da unutmamalıyız. Maruz kalınan üzücü hadiseler geçicidir. Bunlar ila nihaya süremez. Bunlar bizi esas işimizden uzaklaştırmamalı. Gündemimizi haddinden fazla meşgul etmemeli ve hizmet şevkimizi de kırmamalıdır. Büyüğümüz Seyyid Muhammed Saki El Hüseyin Hazretlerine yönettiğimiz 10. ve son sorumuz da şöyledir. Efendim son zamanlarda Allahu Teala'ya yakınlık ifade eden gavsiyet, kutbiyet, ferdiyet gibi makamlar çok nazara verilmeye başlandı. Bunun yanında ehl ve mollalık gibi vasıfların da yıprandığını müşahede ediyoruz. Bu tartışmalar neticesinde bir kısım insanlar bu kavramların inkarıyla kullanılmamasını tavsiye ediyorlar. Diğer bir kısım ise bu kavramları alabildiğine istismar ediyorlar. Sizce bu mevzuda nasıl davranalım ki yanlışa düşmeyelim? El cevap Allah indinde gavslık, kutupluk gibi manevi makamların varlığı bir hakikattir. Ehli tasavvufun ve ulemanın telif ettiği en temel eserlerle bu hakikat sabit olmuştur. İmam-ı Suyuti, i̇bn Abidin, Yusuf Nebhani gibi rahmetullahi aleyhim muteber ve muhakkik alimler bu konuda ilmi delilleriyle müstakil eserler yazmışlardır. Ayrıca ehli keşfin muhakkikleri de müşahadeleri ile bu hakikati teyit etmişlerdir. Dolayısıyla bu makamlar hak ve hakikattirler. İnkar edilemezler. Önemsiz görülemezler. Bir kısım ehil olmayan kimselerin bu makamları haksız olarak kendilerine nispet etmeleriyle bu makamlar mahkum edilemez. Ancak bu makamların sıfatları ve alametleri vardır. Bu sıfat ve alametlere haiz olmayan kimselerin gavslık, kutupluk gibi bu âli makamları iddia etmeleri hadlerini aşmaktan başka bir şey değildir. Böyle hadsizlikler bu nurani makamların halk nezdinde heybetlerini kırar, itibarlarını düşürür. Oluşan bu netice ise bu makamların hakiki sahibi olan büyüklerimize en büyük bir saygısızlıktır. Ne bu makamların inkarını ne de istismarını kabul ederiz. Bu makamların inkarı da istismarı da kabul edilemez. Ehlibeyt konusu da önemlidir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti vardır. Müslümanların onlara ihtiram göstermeleri bir vazifedir. Ancak ehli beytten murat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden olmakla birlikte onun sünnet-i seniyesine de ittiba etmektir. Bilhassa onun ahlak-ı hamidesiyle muttasıf olmaktır. Hakiki ehli beytte Nesep ve hasep birlikte vardır. Sadece neseple yetinip sünnet-i seniyyeye ittibaı terk edenin izinden gidilmez. Hocalar için de böyledir. İlmiyle amil olanlar ihtiramı hak eder. Niyeti halis olmayan, şeri şerife uymayan kimselere ise iktida edilmez ve onların da halktan ihtiram beklentileri olmamalıdır. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Efendim 10 soru ve cevabı bitti. Bundan maksadımız hakikatin ortaya çıkmasıdır. Biz şahısların değil, hakikatlerin ortaya çıkmasını ve herkes tarafından kabul edilmesini arzu ediyoruz. Hakikat aleyhimize olsa da biz onun peşindeyiz. Herkes de böyle olmalı. Bu soru ve cevapların hedefinde hiçbir şahıs, hiçbir grup yoktur. Hakikatler ortaya çıksın, geçmişten ibret alalım, aynı yanlışları tekrar yapmayalım. Yapmış olanlar da tövbelerine vesile olsun, tekrar etmesinler. Muradımız budur. Allahu Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Bu soru ve cevaplardan ibret alıp ona göre hareket etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alem.